Ebu Hureyre'den rivayet edilmiştir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem geçmiş yıllarda yaşanan şöyle bir kıssa anlattı. Sizden önce yaşayanlardan bir adam bir kimseden bir tarla satın aldı. Tamam Rıza kardeşim, beğendim. Dediğin fiyata aldın gel. Hayrını gör Yakup, tarla baba, tamamen senin. Sağ ol. Baba! Koynağa kaçtı, zapt edemiyor. Telaş etme yavrum. Nereye gidecek? Çevirdi gönderini. Bak Yakup emmi, aşağı köyden. Bildin mi hani? Bir sefer gelmişti bize. He, baba bildim bildim. Nasılsınız emmi, iyi misiniz? Sağ ol güzel evladım. İyi. Sağ olun aduacığım. Zöhre! Hadi koş koyunların önüne geçelim. Tamam geliyorum geliyorum. Kızım hadi sen git, ben de geliyorum. Tamam baba. Hayırlı günler emmi, kolay gele. Sağ ol güzel kızım, sana da hayırlı günler. Ben bu tarla takka işlerinden yıldım ya. Uğraşamıyorum gayrı. Bundan sonra celeplik edeceğim. Hayvan alıp hayvan satacağım. Bu işlerle uğraşacak oğullarım arkam yok. Taşlı tarlalarla uğraşmak zor. Allah sana yardım etsin. Sağ ol Rıza kardeşim, sağ ol. Allah razı olsun. Sağ ol. Selametle. Adam ederiz Allah'ın izniyle, adam ederiz. Aslan gibi oğullarım var benim. Sağ ol. Zeynep! 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 Buyur bey. Nerede kaldı bu olanlar? Bey, ne bu aceler? Aş hazır. Yemeden mi gideceksin? Boş ver şimdi aşı. Emek olmadan yemek olmaz. Hadi gönder şunları gelsinler. Tamam, tamam. En azından bir çıkın yolluk neyin hazırlayıvereyim. İyi, iyi, tamam. Hadi, hadi. Kolay gelsin baba. Ne o kızım? Gene ne topladın? Mantar topladım baba. Aferin benim güzel kızım. Hadi koş önce sen abilerini çağır. Tamam baba. Abi. Abi. Hadi kalkın. Babam sizi tarlaya bekliyor. Hem bakın ben size mantar topladım. Hem de kocaman mantarlar. Ya zehirliyse peki? Akıllım, babamın topladığı yerden buldum ben bunları. Hem evvela ben yerim, ondan sonra siz. Kıyamam ben sana. Ben abilerimi çok seviyorum. Hasan abimi de, Zübeyir abimi de. Güzel kardeşim. Zübeyir, Hasan, oğlum babanız aşağıda sizi bekliyor. Hala niye yatıyorsunuz oğlum? Of ya ana, gene tarlaya mı gidiyorsun?
Bıktım ya bu tarla işlerinden. Of ya. Of deme oğlum, günah. Hadi kalkın, kalkın. Hadi evlatlarım, iş güç bizi bekler. Tarla beklemeye gelmez. Tamam baba. Ben bir yandan sürerken siz de bir yandan taşları toplarsınız. Oh. Haydi Karatosunum, haydi. Oh. Oh, oh. Oh. Haydi yürü oğlum. Haydi kara oğlanlarım benim. Haydi. Oh. Yürü oğlum. Oh, 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 oh. Hadi, oh. Hadi yürü. Oh, 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 oh. Yürü oğlum, yürü. Toprağı seviyorsun ama çocuklar. Anacığım, biz de topladığı mantarlarla yemek yapalım mı? Yapalım kızım, yapalım. Hadi. Oh, oh, oh. Oh, oh. Yürü oğlum. Çiftçilik rezillik be baba. İşin yoksa toprakta sürün babam sürün. Öyle konuşma oğlum. Toprak mübarektir, berekettir. Bak göreceksiniz. Kısa zamanda mahsulleri hepimizi abad edecek. Yeni tarla ne tarafta peki baba? Bu yolu şöyle döneceğiz. Allah Allah, niye öyle dolanıyoruz? Şuradan kestirmeden gidelim. Orası başkasının oğlum. Elin ekili tarlasına girilmez. Şimdi böyle dolanacak mıyız? Evet, böyle dolanacağız. Oh, oh. Yürüyün tosunlarım, yürüyün. Oh. Abi. Niye durdunuz? Yürüsenize. Şey baba, sen gide dur. Biz şu aşağı dereden su içelim, sana yetişiriz. Peki, çabuk olun ama. Akşama kadar şu tarlayı bitirelim. Hadi, hadi. Haydi oğlum, haydi. Of. Haydi. Kim bu çoban kızlar Hasan? Tanıyor musun? Yukarı köyden galiba. Bazen bu yamaçta görüyorum onları. Abla kız. Bütün çeyizini düzdün. Sandıklarını doldurdun. Artık azıcık da benim çeyizimle alakadar olsan olmaz mı? Bak hele şuna. Aşağı köyden haber geldi demek. Sen daha küçüksün. Bir iki yılın daha var senin. Öf baba ya. Ne olur bir kere de hedesen olmaz mı? Aha anam sağ olaydı. Söyledir miydi hiç? Hadi hadi sen bak işine. Bakarız bir ara. Gidip şunlarla bir danışalım. Ayıp olmaz mı abi? Ne ayıbı lan? Yürü yürü. Korkmanızda mahal yok. Biz geçiyorduk da sadece bir tanışsak diyor. Benim adım Zübeyir. Kardeşim Hasan. Aşağı köydeniz. Siz hangi köydensiniz? Bari kimsiniz, necisiniz onu söyleyin. Abba, hadi yürü gidelim. Erkeklerle konuşmayın demedi mi? Yabancı der ki, aşağı gödenmişler ya. Hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi gel buraya. Hadi, hadi. Bana baktı lan. Ulan ne güzel kızdı. Hele o gözleri. Hiç.
İçim yandı vallahi. Sen de küçük kıza yaktın değil mi abayı? Öyle değil mi ha? Seni gidi seni. Bir daha görebilir miyiz onları? Acaba hangi köydenler? Abi hadi gidelim artık. Babam merak eder. Allah, bana bu tarlayı bahşettiğin için sana şükürler olsun. Oğlum ne yapıyorsunuz? Tarlanın içinden niye geliyorsunuz? Andan gelsenize. Zarar verdiniz komşu tarlaya. Aman baba. Ne olacakmış ki? Oğlum ne olacakmışı var mı? Başkasının toprağına, tarlasına girilmez. Ekini mahsulü ezilmez. Siz Yakup'un oğullarısınız. Yakışmaz size. İyi baba, iyi. Bu mu yeni aldığın tarla? Nasıl? Beğendiniz mi? Şükür, nimet. Ne biter bu taşlı tarlada ya? Taşlarını temizlersek her türlü mahsul biter burada. Toprağın güzelliğine baksanıza Allah aşkına. Hadi ben süreyim. Siz de şu taşları toplayın. Ama önce şu sobanı alın gelin bakayım. Hadi. Öf. İşin yoksa taş topla. Taş var anca burada. Taş, taş. Boşuna zannet. İşin yoksa taş topla. Ot yol, çalı kes. Bundan sonra işimiz var ha. Şuraya bak. Aslanım. Olacağı bu işte. Bundan sonra tarla bize değil, biz tarlaya bakarız artık. Babamı saf yerine koyup kandırmışlar. Ah baba, ah! Tamam abi, tamam. Sus. Duyacak babam. Hayatımız böyle taş toplayıp ot yolmakla geçecek. Hadi karadosunum, hadi! Yürüyün! Yürüyün oğlum! Baba, niye burayı sürmüyor? Orası sınır oğlum. Ama bunlar sınırı bozmuşlar. Sense yarım metre yer bırakmışsın. Başkasının kıl kadar hakkının geçmesini istemem. Allah korusun. Kimsenin hakkına girmeyin. Hadi toplayın taşları, toplayın. Hadi oğlum! Haydi tosunlarım, haydi kara tosunlarım, yürüyün! Yürüyün! İşe bak ya, bitmez bu taşlar, bitmez. Haydi! Taşçı olduk vallahi. Bir şehir yerlerine gitsek, bak ne diyorum Hasan, dinle bir yol. Bu tarladan bir ekmek çıkmaz. Hayat yok. Haydi karadosunum, haydi yürü! Yürü! Yürü aslanım, yürü! Yürü! Çocuklar! Of of! Gelin, gelin! Burada bir şey var. Gelin, gelin! Of ya! Yine taş gösterecek. Gel. Ne var bu baya? Bakın, bakın! Burada bir küp var. Sabana takıldı ama kırılmadı. Bunun içine pekmez basarız. Çok güzel bir küp değil mi?
Açsana baba, içinde ne var? Bakalım. Altın. 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 Altın bulduk. Altın. Altın bulduk. Altın. 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 Aslan bu bacım. Altın bulduk. Ulan ne mübarek tarlaymışsın sen. Altın da bulduk. Altın bulduk. Hepsi bizim. Mübarek tarlanın taşı toprağı altınmış. Hayır çocuklar. Bu altın bizim değil. Bu altın bizim değil çocuklar. Sen ne dedin baba? Bu küp tarla sahibinin. İyi ya baba, tarla sahibi biziz. Dolayısıyla küp de bizim. Öyle değil mi Hasan? Öyle öyle. Baba sen ne mübarek adammışsın. Ne iyi etmişim burayı almakla. Çocuklar galiba beni anlamadınız. Bu küp bizim hakkımız değil. Yani biz bu küpü değil, tarlayı aldık. Hem tarlada bu küpün olduğunu bilse o fiyata verir miydi? Baba sen ne diyorsun? Bu küp bize tarlayı satan kişinin. Yukarı köyden Rıza'nın. Baba bizimle dalga geçme. Öyle şey olur mu? Hadi başkasının ekili tarlasını çiğnememeyi, anına girmemeyi, kul hakkını falan anladık. Bir küp altın baba. Bir küp altın ne demek biliyor musun baba sen? Her şeyi biliyorum evladım. Aklım da başımda. Bu yüzden diyorum ki bir küp altın da olsa kul hakkı evlatlarım. Bunu hiç kafanızdan çıkarmayın. Rüzgarla da gelse, yağmurla da gelse, gelen her şey haktandır ve emanettir. Bize düşen de emaneti sahibine teslim etmektir. Öküzleri bağlayın, yem torbalarını verin, biz gelene kadar beklesinler. Tarlayı sürmeye sonra devam ederiz. Hadi toparlanın. Bize tarlayı satan Rıza'nın köyüne gidelim. Verelim bu emaneti. Baba! Baba, o altınlar bizim hakkımız. Baba, biz bulduk o altınları. Onlar da biz... bizim de hakkımız var. Baba, 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 biz bulduk bizim hakkımız. Baba, baba yapma. Ne olur etme. Baba, 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 baba bizim hakkımız. Sakın bir daha önüme geçmeyin. Bu altın yüzünden düşmeyin gözümden. Altı almayın. Asıl siz aklınızı başınızı toplayın. Ya babam hakikaten kafayı yemiş. Bir şeyler söylesene Hasan. Göz göre göre bir küp altın gidiyor. Babam biliyorsun abi. Bir kere karar verdim ondan vazgeçiremeyiz. İnat işte. İyi hadi yürü yürü. Baba bu küp bizim hakkımız. Bizim şansımız. Gel vazgeç. Abim doğru söylüyor baba. Bu yaptığın delilik. Vazgeç. Kim buldu altını vermiş baba? O tarlayı biz aldık. İçindeki her şey de bizim hakkımız. Baba ne olur. Biz senin evlatların değil miyiz? Bak gönül rahat olsun. Eğer günah varsa bizim üzerimize. Öyle değil mi Hasan? Öyle öyle. Haklı değil miyiz baba? Baba! Baba! Baba yalvarırım baba, etme baba. Baba etme. Baba. Lan durun lan baba, çekilin. Etme, baba. Baba etme. Baba. Baba dur. Baba, dur, baba etme, yapma. Baba. Bizim hakkımız. Yalvarıyorum baba. Baba. Baba ne olur. Etme. Baba. Hasan kardeşim bir küp altın göz göre göre gidiyor. Bir şeyler yapmalıyız oğlum. Rıza. Baba. Rıza. Baba etme. Ne olur. Bize acı. Bizi düşün baba. Bunu sadece sizi düşündüğüm için yapıyorum evlatlarım. Başkasının hakkını yedirmemek, haram lokma tattırmamak için emaneti asıl sahibine veriyorum. Çünkü sizler benim için bir küp altından daha değerlisiniz. Bunu ileride daha iyi anlayacaksınız. Rıza! Ah baba! Boşuna dil döküyoruz Rıza! Abi. Gitti boşuna... bir küp altın ya. Vallahi göz göre göre gitti bir küp altın ya. Rıza! Boşuna uğraşmayın kardeşim. Rıza az önce şehre gitti. Şehre mi gitti? He. Mühim bir işi varmış. Ne zaman geleceğini söyledi mi peki?
Vallahi bilemiyorum, bir şey demedi. Peki nereye gittiğini söylemedi mi? Yok, söylemedi kardeş. Ya. Siz şu aşağı köyden değil misiniz? Evet, Üç Konaklar köyünde. Niye aramıştınız Rıza'yı? Hiç mi amca? Öyle bir selam verelim dedik. Öyle değil mi baba? Öyle. Hem selam hem de... Hem de hal hatır amca. Başka da bir şey yok. Hadi gidelim baba. Zübeyir. Bir tarla meselesi vardı. Yani hak hukuk meselesi. Onu görüşmeye geldiydik. He, artık şehirden gelince görüşürsünüz. Geldiğimizi söylersiniz. Tarlasını satın almıştım. Adım Yakup. Gene geleceğimi deyiver, değil mi? Tamam, söylerim. Sağ ol. Hadi Allah'a ısmarladık. Hadi güle güle. Gördün baba. Allah bile vermeni istemedi. Bu küp bizim hakkımız. Bekleyeceğiz evladım. Nasıl yani? Hak bakidir evladım. Şehirden geldiğinde gelip teslim edeceğim. Baba, bak ne olur. Zübeyir artık sus. Şeytanın diliyle konuşma karşımda. Tamam. Emanet hanım, emanet. Hayırdır Zübeyir? Altın ana. Babam tarlada bir küp altın buldu. Altın mı buldu? Altın ana, altın. Esa mı lan? Hadi Esa. Allah'ım biliyorum, bu bir imtihan. Yüzümü kara çıkarma beni. Bunu bir yere saklamalı ama nereye? Yakup, çocukların dediği doğru mu? Baba ne getirdin bize? İçinde ne var küpün? Sevde bak ne diyeceğim. Hadi sen dışarıda oyna. Biz babamızla önemli bir meseleyi konuşuyoruz. Hadi bakayım. Tamam. Peki ne zaman yemek yiyeceksiniz? Sonra yeriz. Tamam mı? Peki. Ana, babama bir şeyler söyle. Ne olur bir delilik etmesin. O altınları biz bulduk. Tamam abi, tamam. Ana, bari sen razı etsen. Bu sandığa koyacağım. Razı olur musun? Neden razı olmayayım bey? Hatırlıyorsun değil mi hanım? Senin için çakmıştım bu sandığı. Bu işlemeleri seni hayal ederek yapmıştım. Evlenmeden evvel üç çocuğumun olmasını istemiştim Rabbimden. Esirgemedi. Oldu hamdolsun. Bu sandık benim hayalim, ailemdi. İçine hatıralarımızı sakladım. Bu bizim aile sandığım. Emanetimizi şeytandan ancak burada koruyabilirim. Bizim mi? Hayır hanım, bizim değil. Sadece emanet. Bir süre bu evde kalacak.
Bu emanet bizim imtihanımız olacak. Senin sözünü dinler. Ne olur bir şeyler söyle de bir dillik yapmasın. O kadar parayla şehirde saray gibi ev alırız ana. Yepis yeni fistanlar, yazmalar. Sonra eve hizmetçiler. Bir elin yağda, bir elin balda ana. Babanız bir karar vermişse elbet bir bildiği vardır. Onu üzmeyin evlatlarım, he mi? Olacak şeyim. Bir küp altın burada duracak. Biz de saf saf bekçilik yapacağız. Bir küp altın bu. Bir küp altın. Hasan. Gözüme uyku girmiyor lan. Altınlar aklımdan çıkmıyor. Çil çil, sarı sarı. Ah ulan ah. Yok be kardeşim, böyle olmaz. O altınlar bizim. Anladın mı? Bizim. Bizim tabii. O zaman bir şeyler yapmamız lazım. Bak ne diyor. Altınları alıp gidelim buralardan. Şehirde bir güzel bozduralım. Kendimize kocaman güzel bir ev alalım. Bir dükkan sana, bir dükkan da bana. Babamın da dağda bayırda çalışmasına gerek kalmaz. Anam da rahat eder. Sevde'yi de bir güzel mektebe yazdırırız. Hem biz de artık rahat rahat evleniriz. O çoban kızların babasına altını bastırdık mı çifte düğün yaparız. Bunlar babama kalsa hiçbirisi olmaz oğlum. Cesur ol oğlum, cesur. Biz aslında iyilik ediyoruz babamıza. Hadi kalk 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 kalk. Abi, babam uyanır. Geç ulan, geç. Hasat mevsimi bir gelsin de Hasan, her şeyi hallederiz. Tamam abi, hallederiz. Hasan! Oğlum ne yapıyorsunuz siz burada? Uykumuz kaçtı da baba, sohbet ediyorduk. Gecenin bu saatinde sohbet mi olur oğlum? Yürüyün bakalım odanıza. Tamam. Hadi. Tamam baba. Tamam baba. Abi, çekici kullanacağımız aklımızı kullansak. Doğru dedin lan. Çağırsana şu çocukları. Tamam be. Zübeyir, Hasan. Hadi kalkın, babanız bekliyor aşağıda.
Ah başım. Ne oldu Zübeyir'im, hasta mı oldun? Terlemişsin. Evet ana, çok hastayım. Ben de ana, ben de çok hastayım. Allah Allah. Dün gece açıkta kaldınız galiba. Tarlada çok terledik. Bir de üstüne soğuk su içince. Titriyorum. Aman evlatlarım, dayanamam ben size. Hanım! Zeynep! Ne oldu, neredeler? Gelmiyor mı? Hasta olmuşlar bey. Dün çok üşütmüşler. Terlemişler, öksürüyorlar. Allah Allah, ikisi de mi? İkisi de bey, ikisi de. Ama hallederim ben, merak etme. O kadar da kötü değil durumları. Hadi sen git tarlaya. Allah kolaylık versin. Sağ ol hanım, sağ ol. Hay Allah'ım yarabbim. Hasan, inşallah ölmeyiz bu hastalıktan. Ben şimdi size sıcak nane limon yaparım. İyileşirsiniz inşallah. Hadi. İnandılar. İçim sıkıldı ya. Yalan söyledik. Rahat ol oğlum. Abi, rahat ol. Nerede? Odadalar kızım. Zübeyir abi, Hasan abi. Hasta mı oldunuz? Çok hastayız Sevde. Allah'ım abilerimi iyileştir ne olur. Ben onları çok seviyorum. Onlar hasta olursa ben kiminle oyun oynayacağım Allah'ım. Onlar iyileşirse kolyemi fakirlere vereceğim. Sonra annemin diktiği kazağı da vereceğim. Sonra yeni ayakkabımı da. Buğdaylarımızı yiyen kuşları hiç kovalamayacağım. Karıncalara da bir şey demeyeceğim. Ne olur Allah'ım abilerimi iyileştir. Amin. Şey, Sevde ben... Hasan! Ben hasta olunca hep geçsin diye beni öperdiniz. Ben de sizi öpeyim, geçsin. Anne, abilerim çok hasta. Çok kötüyseniz hekimi çağıralım mı? Yok ana, biz kavun istiyoruz. Kavun mu? Canım o kadar kavun çekti ki. Benim de. Sanki kavun olsa iyileşeceğim. Ben de. Bu mevsimde kavunu nereden bulacağız be yavrum? Ama durun. Komşulara bir sorayım. Kızım sen abilerinin yanında kal. Yok ana, o da gitsin. Kavunu hemen bulamazsın. Sevdi de diğer komşulara baksın. O da arasın. Tabii ben de ararım. Ben de abilerime kavun getireceğim. Onlar da iyileşecek. Hadi kızım kal, hadi. İşte bu kadar. Çekici değil, aklımızı kullandık. Ama ben böyle yalan söylerim demek istememiştim. Ya Hasan, sen de çok safsın ya. Ha yalan söylemişsin, ha küpe almışsın yerinden. Yüzün gülsün. Ürpe bu kadar. Oğlum, biz onlar için yapıyoruz. Kim olsa aynısını yapar. Bu altınlar bizim. Hoş geldin. Hayırdır? Hayırdır, hayır. Oğlanlar biraz soğuk almış, terleyip duruyorlar. Canları da çok kavun çekmiş, kıyamadım. Sende var mı bacım? Dur hele, bikilere bakayım. Tamam. İşte bu kadar, gir gir. Babam fark ederse? Korkma oğlum, korkma, gir. Babam en değerli şeylerini bu sandıkta saklar. Babamın, anamın hususi sandığı ama. Biliyorum lan, biliyorum. Hasan!
hastası dedi. Sakın kötü bir hastalık olmasın. Ah be Yakup. Bak gördün mü? Tarla sevdasını, oğullarını unuttun. Yazık sana be. Yazık. Yürü aslanım, yürü. Yürüyün. Yürüyün oğlum. Hadi. Hadi yürü. Ah Zeynep abla, bir tane vardı. Şöyle kocaman sapsarı. Geçenlerde annemin canı çekti de yedi bitirdi hepsini. Olsa vallahi verirdim. Sağ ol komşu. Hadi hayırlı günler. Hayırlı günler Zeynep abla. Selamet. Açıl be, açıl. Abi, kendi anahtar olmadan açılmayacak. Siz hasta değil miydiniz? Niye ayaktasınız? Ne arıyorsunuz bakayım siz burada? Şeytan dürttü değil mi? Bu bir şans ana. Bizim şansımız. Allah bu altınları bizim için gönderdi. Hasan'la ikimiz yuva kuralım, iş tutalım diye. Ama siz düşünmüyorsunuz ki. Koca adamlar olduk. Ne ocak kurabildik ne yuva. Bizi hiç düşündüğünüz yok. O nasıl söz evladım? Düşünmez miyiz? Düşünseniz bizim geleceğimizi de hesaba katarsınız. Babamın işi gücü tarla. Sen de o ne derse eyvallah. Biriniz de ya şu adamlar kazık kadar oldu. Evlendirelim de mürüvvetlerini görelim dediğiniz mi var? Evlatlarım böyle konuşmayın. Abi. Abi kavun buldum. Tahsin emmi verdi. Alın yiyin. Ama siz ayağa kalkmışsınız, iyileşmişsiniz. İyileştik, iyileştik Sevde. Tamam, tamam. Al sen şu kavunu, yukarı götür, kes, biz geliyoruz. Tamam abi. Bu küp altın bizim ana. Bak ne diyeceğim, içinden ihtiyacımız kadar birazını alalım. Baban fark etmez bile. Altınları saymadı ki. Öyle değil mi Hasan? Öyle. Olmaz. Tamam. Ne yaparsanız yapın. Ama sandığı kırmayın. O sandık bizim evliliğimizin hatırası. Başka çaremiz yok ana. Ben size anahtarı alırım. Ama ihtiyacınız kadar alacaksınız. Tamam mı? Tamam ana. Tamam ana, tamam. Zeynep! Zeynep! Niye erken geldi bu? Hadi, çabuk, çabuk, hadi, hadi. Hanım! Hayırdır bey? Niye erken geldin sen? İçime sinmedi be hanım. Oğlanlar hasta dedin ya. Elim sabahını tutmadı. Nasıl durumları? Yatıyorlar mı? İyiler, iyiler de. Baba, baba. Abilerim iyileşti. Hemen iyileşti. Ben dua ettim de ondan. Altın! Altın! Hakiki altın! Altın! Ne
Ne var? Ne düşünüyorsun? Küpü. Sen? Ben hem küpü, altınları... hem de o çoban kızını. Ne yalan söyleyeyim. Benim de bazen aklıma gelmiyor de. Özellikle de o büyüğü. Benim rüyalarıma bile giriyor. Ne düşünüyorum biliyor musun abi? Hani diyorum, büyük kızla sen evlensen. Küçük dede ben. Şöyle güzel bir düğün yapsak. 40 gün 40 gece. Aman şimdi nerede bulacaksın onları? Aynı yere gider ararız abi. Çobanlık ediyorlar işte. Buluruz onları, konuşuruz. Bu küp altını kurtarmadan olmaz. Yoksa hayallerimizin hiçbiri olmaz oğlum. Ben o çoban kızı istiyorum. Lan oğlum dedi ki alacağız. Sahiden alır mıyız be abi? Alırız elbet. Anam inşallah vazgeçmez de anahtarı alır. Yaşa be ana sen. Bak, sözünüzü unutmayın. Sadece tamam, biraz. Tamam. Merak etme ana. Kendimize harçlık alacağız sadece. Aman ha. Yürü yürü. Beni affet bey. Dediklerini yapmasam daha kötü şeyler olacak diye korktum. Zübeyir, Hasan, hadi. Tamam ana, tamam. Sağ ol anacığım. Bu iyiliğini hiç unutmayacağız. Fazla almadınız değil mi? Dediğimiz kadar ana. Birazcık. Hı hı. Hadi yerinize yatın.
Babanız kurtlanmasın, hadi. Tamam ana. Sağ ol ana. Haklısın. Hiç uyku tutmadı da. İyi hadi hadi. Allah'ım bana yardım et. Evlatlarıma yardım et. Ne getirdin onlara? Elma. Yukarıdalar mı? Anana sor. Ana. Abilerim nerede? Şimdi buradaydılar. Yakup sen gördün mü? Yok. Hadi yavrum sen çık tamam da bir yukarı ana. Bak. Abi. Kolay gelsin Yakup abi. Sağ ol. Zeynep bacım kolay gelsin. Hoş geldin hacı. Hoş bulduk. Zeynep bacım dün geldiydin ya kavun yoktu. Akşam bey elinde kavunla çıka geldi. İyi olacak hastanın doktor ayağına gelir misali. Buyur şifa olsun. Sen de kaptın bir tane sana geldim. Ama demincek gördüm senin oğlanlar ayaklanmış. Ne zaman aldılar o atları? Dört nala önümden geçtiler. Şehre doğru gidiyorlardı. Atlar mı? Dört nala şehre doğru mu? Aa haberiniz yok mu sizin? Nereden bulmuşlar atları? Bilmem. Ben de size soracaktım. Ne zaman aldınız o atları? Herhalde birinden ödünç aldılar. Biz at falan almadık. Abi, biraz yavaş olsana. Sana yetişemiyorum. Yürü be oğlum, yürü. Babam anlamadan uzaklaşalım buralardan. Çeşmenin yanında biraz dinlenelim. Yola sonra devam ederiz. Duramayız. Ama abi susadım. Sabret. Öldün mü? De. De.
Hayrola? Ne oldu benim güzel kızıma? Abilerime küstüm işte. Şehre gideceklerini bana söylemediler. Alasma aldık demediler. Demek ki aceleleri vardı kızım. Hem yakında gelirler, merak etme sen. Gelseler de konuşmam. Küstüm işte. Büyüklere küsülmez güzel yavrum. Gelirler, gelirler. İnşallah. Çok susadım. Acıktım. Allah Allah. Tamam lan, peki. Yakup amca. Buyur evladım, hayırdır? Rıza amca şehirden geldi. Geçen gün onları aramışsın da haber gönderdi. Geldiğimi söyle dedi. Ya geldi demek. Sağ ol evladım, sağ ol. Sen şimdi git, çok selamımı söyle. Ben birazdan geleceğim, tamam mı? Tamam Yakup amca. Hadi bakalım, tamam. Hanım. Ben yukarı köye kadar gideyim, şu emaneti teslim edeyim. Hadi. Hadi eyvallah. Güle güle. Bey. Bunlar taş. Taş bunlar. Bunların hepsi taş. Taş bunlar. Hepsi taş. Taş. Bey. Taş. Şey... Ben azıcık alacaklardı. Çok ısrar ettiler. Dayanamadım. Anahtarı verdim. Hepsini alıp götürmüşler. Affet beni bey, affet. Desene imtihanı kaybetti oğulları. Kaybettiler. Desene ben oğullarımı yetiştirememişim. Suç sende Yakup, sende. Onlara haramı, helali, kul hakkını öğretememişim. Dünya işine fazla daldı. Oğullarını kaybetti. Suç sende, sende. Ah Zeynep. Niye yaptınız bunu evlatlarım, niye? Niye yaptınız? Ah Zeynep, ah. Affet beni bey. Bunların hepsi bizim mi şimdi abi? Ne sandın? Hepsi bizim işte, bizim. Ne güzel şeyler yapacağız be abi. Babam, anam, onca işten güçten kurtulacak.
Bizimki zaten bey, çifte düğün. Hem de 40 gün 40 gece. Bu altınların açmayacağı hiçbir kapı yoktur be Hasan. Abi be. Ne var? Ama babam öğrenince çok üzülecek. Öf be Hasan. Merak etme be oğlum. Çok güzel olacak. Her bir şeyin sonunda o da sevinecek. Rahat ol sen, rahat. Rüya gördün yavrum. Abilerim. Evet abilerin. Çok korkunçtu ana. Çok korkunç. Yüksek bir tepeden düştüler. Tutmak istedim, tutamadım. İkisi de düştüler. Hem de nasıl düştüler? Ah evlatlarım, ah. Allah'ım. Onları bana bağışla. Bağışla Rabbim. Şöylesine dolaşacaktım. Altınları alıp kaçıyordun değil mi? Nereden çıkarıyorsun oğlum? Altınlar ikimizin. Evet. Uyanmasam gidecektin altınlarla öyle değil mi? Kes lan. Kaçıyordun. Var mı bir diyeceğin? Altınların hepsi benim. Sen ödleyin tekisin. Ben olmasam babamın yanından ayrılmazsın. Değil küp bir altın almaya cesaret edemez. Ben istedim ben aldım. Altınlar da benim. Şimdi defol gözümün önünden. Dur abi. Bir yere gidemezsin. O altınlar da benim de hakkım var. Benim. Yarısı benim. Bana ha? Abine. Thank you.
Ver beni abi! 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 Kurtar beni! Abi! Kurda kuşa yem etme abi! Abi! Abi bırakma beni abi! Abi! Abi düş... Abi! Abi düşeceğim abi! Düşüyorum abi! Abi bırakma beni abi! Abi! Abi beni bırakma burada abi! Yardım et abi! Abi bak! Ne o? Aa bu para! Hayır ben buldum! Ben büyüğüm, para da benim. Hayır benim. Ben büyüğüm, hayır, para benim. Hayır benim. Hayır ya. Benim. Benim ya. Hayır. Benim. Evlatlarım, ne yapıyorsunuz hayır, siz? Benim. Ayıp, ayıp. Ben büyüğüm. Ayıp, ayıp. Siz Yakup'un oğullarısınız. Size kavga etmek yakışır mı hiç? Üstelik bu oyuncak için. Zübeyir'im, Hasan'ım, sizler bu paradan daha değerlisiniz. Sizin kardeşleriniz dünyanın hazinelerine değer. Sakın bu paranın büyüsüne kapılmayın. Sakın sizi yoldan çıkarmasın. Sakın. Oğullarım benim. Hadi sarılın da barışın bakalım. Bu düşmüş zaten. Bulup bunu sahibine verelim. Olur mu? Canlarım benim. Beni. Düşeceğim abi. Abi bırakma beni burada. Abi ne olursun yardım et. Abi. Abi koş yetiş. Yetiş abi. Abi. Keşke vermeseydim anahtarı. Keşke. Oğullarımla gururlanıyordum. Benim evlatlarım kimselere benzemez diyordum. Beni anlarlar diyordum. Yanılmışım. Allah, sana karşı mahcubum. Evlatlarıma doğru yolu gösteremedim. Sahip çıkamadım. Affet beni. Çekirdeği abilerim için dikiyorum. Biri Hasan abim için, biri de Zübeyir abim için. Ne olur Allah'ım, abilerim geri gelsin. Ne olur Allah'ım. Hadi, hadi. Hadi Hakay, hadi. Geldik, geldik kardeşim, hadi. Biliyordum beni bırakıp gitmeyeceğin. Abim benim. Kardeşim. Galiba biz eşeklik ettik kardeşim. Babamızın dediğini yapmadık. Şeytanı sevindirdik. Biz Yakup'un oğullarıyız. Ve altınlardan daha üstün bir kardeşliğimiz var. Öyle abi. O altınları babamıza verelim. O ne yaparsa rıza gösterelim. Peki abi. Yakup, bey, nereye gidiyorsun? Rıza'ya söyleyeceğim. Durumu olduğu gibi anlatacağım. Bilsin o da, helallik isteyeceğim. Kul hakkı hanım, kul hakkı. Yakup. Ah.
yaşasın. Gözal kardeşim. Oğullarım. Buyur baba. Altınların hepsi içinde. Tas tamam, hepsi orada. Sen haklısın baba. Bu sadece bir emanet. At almıştık, geri verdik. Hiç eksiği yok. Bildiğini yap baba. Evlatlarım benim, canlarım. Affet bizi baba. Biz vazifemizi yapıyoruz çocuklar. Selam. İnsanlık vazifemizi. Rıza! Rıza! Aa, sen misin Yakup? Hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz çocuklar. Geçen gün bize kadar gelmişsin. Zülküf söyledi. Hadi gelin içeri de içeride konuşalım. Buyur Yakup. Eyvallah. Şişt, abi bak. Ver onlar. Evet onlar. İşe bak ya. Abi asıl altını şimdi bulduk galiba. Çocuklar niye gelmiyorsunuz? Gelsenize. Geliyoruz emmi. Buyur yani. Çocuklar siz de buyurun. Geç. Yakup, hayırdır? Niye aradın beni? Yoksa sattığım tarlayı beğenmedin mi? Eğer beğenmediysen geri alırım. Yok Rıza, yok. Tarlayı çok sevdim. Memnunum. Yalnız tarlada bir şey buldum. Ne buldun? Bir eksik, bir kusur mu? Bunu buldum. Çift sürüyordum. Sabana takıldı. Gerçi aslı kırıldı ama yenisini getirdim. Zaten önemli olan da küpü değil, içindekiler. Bütün bunlar senin tarladan çıktı. Hepsi senin. Sen bana tarlayı sattın. Bunu değil. Eğer bunların olduğunu bilseydin zaten satmazdın. Satsam bile ona göre hesap kitap ederdin, öyle değil mi? Çok düşüncelisin. Allah razı olsun. Ama bunlar senin. Çünkü ben sana tarlayı içindekilerle beraber sattım. Senin hakkındır. Öyle şey olur mu? Sen bana tarlayı sattın. Bunları değil. Senin hakkındır. Hayır kardeşim, yanılıyorsun. Bu altınların hepsi senin hakkın. Senin hakkın. Senin. Senin. Olmaz Rıza. Bunlar senin. Abi, biz senin kardeş tarla. Olduğumuz halde birbirimize girdik. Ben onları görüyor musun? Görüyorum, görüyorum. Beraber. Al Yakup, hepsi senin. Benden yana helal olsun. Olmaz. Bunlar senin. Bak ne diyorum kardeşim. Senin gibi hassas ruhlu, dürüst birisine tarla sattığım için o kadar mutluyum ki. Seni dost olarak çok sevdim. Kardeşim biliyorum. Ama bu kul hakkı. Her şeyden önemli. Bu altınları sen buldun. Senin hakkın. Ama madem diretiyorsun, gel bu mesele için bir hakem tutalım. O kimin derse bu küp onun olsun. Anlaştık mı? Peki, anlaştık. Evladım, hadi karşı komşuya git. Hani evinin önünde odun kıran ihtiyar var ya, Zülküf. Bizim köyün imamıdır. Git ona söyle, buraya kadar gelsin. Tamam amca. Ben de çağırayım. Maşallah. Çok efendi oğullarım var. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adınızı söylemeyecek misiniz? Benim adım Zühre. Benimki de Leyla. Abi, hadi gidelim. Hey!
Kolay gelsin, kolay gelsin. Sağ olasın. Buyur evladım. Rıza emmi önemli bir mesele var dedi. Hemen dedi, bir yanıma gelebilir mi dedi. Tamam evladım. Bismillahirrahmanirrahim. Buyurun hoca efendi. Sağ ol evladım. Sağ ol kızım. Demek mesele bu bir küp altın. Demek bunu paylaşamıyorsunuz. İki diz de benim değildir diyorsunuz. Allah'ım bu ne iştir? Bu ne meseledir? Olacak şey değil. Ama olması gereken şey bu. İkinizi de tebrik ederim. Şimdi diyorsunuz ki sen hakem ol. Bu bir küp altının kime ait olduğuna karar ver. Ve ne büyük benzerlik bu. Peygamberimizin anlattığı kıssayla ne büyük bir benzerlik. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz bir gün bir kıssa anlatmış ashabına. Aynı sizin hikayeniz. Peygamberimiz demiş ki, sizden önce yaşayanlardan bir adam, bir kimseden bir akar satın aldı. Bu akarı satın alan kimse, orada içinde altın bulunan bir küp buldu. Satana gelip altını al. Ben senden akarı satın aldım. Altını satın almadım demiş. Satan da ben sana araziyi içinde bulunan her şeyle birlikte sattım demiş. Anlaşamayınca bir adama hakem tayin ettiler. Adam onları dinledikten sonra sizin çocuklarınız var mı demiş. Onlardan biri oğlum var, diğeri de kızım var demiş. Hakem oğlanla kızı evlendirin. Bu paradan ikisi için harcayın ve tasaddukta bulunun demiş. Gelin biz de peygamberimizin sünnetine uyalım. Bu hikayeyi aynen peygamberimizin dediği gibi neticelendirelim. Ki güzel olsun, hayırlı olsun. Rıza senin iki kızın vardı değil mi? Allah'ıma şükürler olsun. Bu delikanlılar da bekar değil mi? Evet. Kızlardan biri Leyla. Bu oğlanın yaşlarında. Zühre de bu delikanlının yaşlarında değil mi? Rıza'nın kızlarını çok iyi bilirim. Bu köyün namus timsali kızlardır. Delikanlılar da bir küp altını babalarıyla birlikte buraya kadar getirdiklerine göre ve şeytana uymadıklarına göre çok dürüst terbiyeli çocuklar. Yanılıyor muyum? Bakın ne diyorum. Bu iki delikanlıyı senin kızlarla evlendirelim. Çifte düğün yapalım. Bu bir küp altın da onların olsun. Böylelikle bu kul hakkına bu kadar titizlikle önem gösteren iki değerli insan dünür olsunlar. Akraba olsunlar. Benim kararım bu. Allah da böyle takdir etmiş olmalı ki işi buraya kadar getirmiş. Ne diyorsunuz?
Estağfurullahilazim. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın emri, peygamberimizin sünneti, İmam-ı Azam Hazretlerinin iştihadıyla sizlerin nikahını kıymak için burada toplandık. Allah onları bir yastıkta kocatsın. Mesud etsin. Amin. 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 Aa, nikah bitti mi? Yetişemedim mi ben? Hadi ver bakalım çiçeklerini. Bu senin abi. Bu senin yenge. Bu senin abi. Bu senin yenge. Bu senin hoca emmi. Ver evladım. Bu senin amca. Bu senin anacığım. Bu bacım, bu çiçek de senin. Allah razı olsun kızım. Peki, senin çiçeğin nerede? Benim çiçeğim çok. Oo, hepiniz. Buradaki herkes ve sen babacığım.